Ya. Tabii. Tabii gidersin şeker. Görüşürüz Cet. Alo Raf. Neredesin? Hiç. Bir şey söyleyecektim. Aslında hoşuna gidecek bir şey. Buluşunca sabret. Bay bay. Çekil git diyorum sana buradan Ali, anlıyor musun? Arzu lütfen konuşalım. Arzu seninle konuşmak istemiyor. Kızıma tek bir kelime bile etmeni istemiyorum, anlıyor musun? Sen de konuşmak istemiyorsun değil mi Arzu? İstemiyorum. Arzu yapma lan. Sen ne istiyorsun benim kızımdan? Biricik sen karışma. Bu ikimizin arasında. Niye geldin? Özür dilemeye geldin. Ha? Niye geldin sen buraya? Kızıma verdiğin zararları anladın, hatalarını kabul ettin ve şimdi de özür dilemeye geldin, öyle mi? Hayır. O zaman defol git buradan. Defol diyorum sana! Ali dur! Arzu. Bak, bunun için gelmiş. Senin için değil. Ne oldu? Konuştunuz mu? Konuşmak istedim ama o istemedi. Niye konuşmak istemedi peki? Sen ne dedin? Biricik izin vermedi. Parayı verip kaçmak zorunda kaldım. İyi bitti yani artık. Aranızda bir hesap kalmadı değil mi? Para hesabını kapattım sadece. Ya Arzu'yla neler yaşadığımızı sen biliyorsun. Öyle kolay mı sanıyorsun? Neyse hadi gidelim. Olur. En zoru buydu. Atlattın. Geç de artık. Hayatımın ilk istifasını verdim. Seneye sadece okula odaklanacağız. Bir de birbirimize. Kaçta iniyorsun? Geleyim alayım seni. Ha, anladım. Önce Fikriye Hanım'la kavuşun. Canım. Telefonum çalıyor. İnince haber ver, tamam mı? Söyle Evesciğim. Çok önemli Demir. Yüz yüze konuşmamız lazım.
Ne oldu ya? Ya yüz yüze konuşmamız lazım diyorum. Ne konuşması? Seni gördüm, neşem yerine geldi vallahi. Vay, gel bakalım Ali. Çok mu dayak yedin biricik Lazlı'dan? Öyle kuru kuru anlatılacak gibi değil. Demek o kadar ağır mevzular. İyi. Birazdan ıslatırız boğazımızı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir şey söyleyeceksin değil mi? Seninle gelmeye karar verdim. Çok sevindim. Göreceksin, her şey çok güzel olacak. Geçmiş olsun. Bu kadar kolay kurtulacağını hiç zannetmedim. Bu kadar kolay olduğunu kim söyledi? Arzu bir yandan, biricik bir yandan. Ben sadece para hesabını kapatabildim. Merak etme, diğer mevzuları da zamanla kapatırsın. Bitti derken bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok zormuş. Bence bunun üstüne git. O zaman boş kalmaz. Aslında biraz boş kalsam iyi olur. Ama tabii belli olmaz bu işler. Ha şöyle. Ben sana unutmayı ve yeni kızlara yelken açmadan kürünü uygulayacağım. İşte o zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Sen de işe yaradın mı bari? Ben kimseyi unutmaya çalışmıyorum ki. O arada evi tutarız. Ben okulumu, işlerimi ayarlarım. Sen de ne yapacağına karar verirsin. Ne zaman olacak bu dediklerin? Hemen. Sonra kısa bir tatil için buraya geliriz. Sonra Temelli döneriz. Bir sorun olmaz değil mi? Bu kadar çabuk beklemiyordum. Ya niye duruyoruz ki? Okulun yok. Gelecekle ilgili bir planın yok. Yani gördüğüm kadarıyla seni burada tutan bir şey yok. Yok değil mi? Yok tabii ki. Bir tek Memo. O hariç. Ha Memo. Tabii. Ona da ablasının çok mutlu olacağını söyleriz. Ya kendini düşün. Hep yeni bir hayat istiyordun. Yeni bir Ayşegül. Al. Fırsat. Sen ne istersen o olacak. Her şey istediğin gibi olacak. Ben ne istersem. Ya tabii. Arada benim de ufak tefek isteklerim olabilir. Mesela parmakların. Bence çok boş. Buraya şöyle çok da küçük olmayan bir şey lazım. Hep beni hatırlatacak bir şey. Hem ben onu senin parmağına takarken etrafta birkaç tanıdık da olabilir. Anneler, babalar gibi mesela. Bir dakika, bir dakika. Yüzük, anne baba. Nereden çık şimdi? Korkma bu kadar. Büyütülecek bir şey değil. Güzel parmaklarına yakışacak ufak bir aksesuar gibi düşün sadece. Ya evet, söylesene ne söyleyeceksen. Ne bu gizem?
Demircim, güçlü ol, tamam mı? Sakın olay falan çıkar. Üstüne gitmemek lazım. Yeni anneni kaybettiniz. Hayatınız kaydı. Normal karşılamak lazım yani. Evet. Ya delirtme beni, söylesene. Meriç. Çok korkunç şeyler yapıyor. Yani sanıyorum öyle. Nasıl yani? Ne demek o ya? Bir şey mi biliyorsun? Evet. Biliyorum. Meriç'in çantası gerçek. Of! Allah'ım ya. Ya! Gerçek değil o çanta, sahte. Üretmiş ya arkadaş ya. O çanta orijinal. Şoktasın değil mi? Ben de çok şaşırdım. Yani nereden baksan o çanta 4.000 lira. Emircim, başınıza sokacak bir eviniz var. Biliyorum. Ama fakirsiniz. Demircim, Meriç bu parayı nereden buldu? Bak, sana doğruyu söyleyeceğim ama... ama bana söz ver, sakın Meriç'e söylemeyeceksin, tamam mı? Söz veriyorum kankacığım, söyle. O çanta sahte. Değil Demircim. Ben tanırım, anlarım. Orijinal o. Çinlilerin gözü senden daha iyi demek ki Hevesciğim. Eminönü'nden 200 liraya aldım. Sırf Meriç'i mutlu etmek için. Yani şimdi duyarsa çok üzülür. Çantadan soğur kız. İnanmıyorum ya. Ya ama o sapı kumaşı, özel fermuarı olamaz ki. Ay kendimi aldatılmış hissettim şu an ya. Ya işte taklitler her zaman aslını yaşatmıyor Hevesciğim. Bak senin 4.000 lira dediğin çanta aslında 200 lira. Aslında ben bile gerçek olduğunu düşündüysem herkes öyle düşünebilir. Ben gelemem öyle şeylere. Bir aile yeterince gerginlik verici zaten. Bak sakın bir şey söyleme. Neye gerildin Ayşegül'cüm yine? Hiç. Merhaba, ders mi çalışıyorsunuz? Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim Ralfcığım, Ayşegül'ün nesi var? Sonra konuşuruz. Ayşegül, neyi saklıyorsun güzelim? Zamanlamayı konuşmadık mı? Konuştuk. Ne yapacağız? Sürpriz mi yapacağız yani? Ay ne oluyor? Söylesenize. Ralf'la gitmeye karar verdim. Orada bir sürü formalite işleri halledilecek. İşte vizam var. Tebrik ederim. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Bu arada küçük bir formalite daha var. Ya eğer uygunsanız anne ve babamla tanışmanızı isteyecektim. Bilmem ki. Gerek var mı sence böyle bir şeye? Ralf bana yüzük almak istiyor. Sözleniyor musunuz? Tebrik ederim. Canım kızım. Sen böyle deyince ciddileşiyor bir anda. Sadece yüzük takacağız. Tamam canım. Önemli değil. Ona ders edesin.
İkinizi de tebrik ederim. Ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Sağ ol. Bir kere bulduysan bir daha bulursun Demircim. O müthiş çakmanın tıpkısının aynısından istiyorum. Sen sahte kullanmazsın ki Hevesciğim, ha? Hem biri anlarsa ne olacak? Bence boş ver. Ya hem ben aynı adamı bulamayabilirim. Çok zor o iş. Ben sana sorayım. Hadi görüşürüz. Aa! Başka çaren yok. Han mı hamam mı ben bilmem. Meriç'in çantası ayrısından istiyorum. Yoksa Meriç'in hevesini kursağında bırakırım. Gerek yok. Ben hallederim. Taksiyle gideriz, ben öderim. Yok yok. Ben şuradan bir otobüse binerim artık. Tamam, sen bilirsin kankacığım. Git ve bana o sevgilimi getir. Çakma makma ama benim olacak. Yapma ya. Hadi be. Allah Allah. iyi. Ha? Vay anasını, bu kadar çabuk demek ha? hadi bakalım, hayırlısı kaynana. Tamam. Sen git başka bir iş yap, ben yapayım. Efendim baba. Bardayım. Tamam mı? Hemen gel çat. Kim bilir neye çemkirecek acaba? Demir Bey, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Ben dün aldığım çantanın aynısından arıyordum. Çok zevkli bir seçim hakikaten. Şanslı Hanım eminim bayılmıştır. Ya sormayın, öyle bir bayıldı ki tutamadım. Aynısından bir tane daha istiyorum. Aynısından mı istiyorsunuz? Başka bir şeye bakmak istemez misiniz? Yok yok, bakmama bile gerek yok. Siz hazırlayın, ben de ödemesini yapayım. Peki nasıl isterseniz, ben hemen çantanızı hazırlayayım. Aynısından iki tane ne yapacak ki bu? Diğer sevgilisi çakmıştır, bir tane daha alıyordur mecburen. Çanta hala 4.000 lira mı? Yani 1.000 lira falan olabilir mi? Sizi özel pırlanta kartlarımızdan çıkaralım Demir Bey. Gelecekte yapacağınız alışverişlerinizde özel fırsatlardan yararlanırsınız. Ha. Yok sağ olun, kalsın. Demir Bey, iyi günler, kullanın. Teşekkürler. Nasıl ya? Olamaz. Olmuş işte. Neslişah bu iş tamam diyor. Yarın akşam kızı istemeye geliyorlar oğlum. Kaldı mı ya böyle şeyler? Kimi kimden istiyor bunlar? Herife bak, iş oldu bittiye getiriyor. Sana ne oluyor lan deve? He? Anası değilsin, danası değilsin. Sana ne oluyor? Oğlum Neslişah mutlu. Kız da iyi bir aileye gidiyor. Sen Ayşegül'ü tanımıyor musun lan? İstemedikten sonra gebertsen yapmaz böyle bir şey. Tamam o zaman. Bana niye söylüyorsun baba? Bana ne? Akşam evde ol lan. Ralph'in annesi babası gelecek. Müzik müzik takacaklarmış. Yarın buradayım, işlerim var. Hem zaten ben gelmesem de kimse için sorun olmaz. Vallahi benim için fark etmez. Ama... çocuğun ailesine ayıp olur şimdi. Neslişah da dırdır eder. Şöyle yapalım, sen barı Ali'ye bırak, tamam mı? Biraz görünürsün ortalarda. Sonra erkenden kaçarsın, tamam mı?
Ben çıkıyorum. Başka bir şey söylüyor musun baba? Yok. Bir şey söylemiyorum. Birkaç çeşit getirirsin, hangi çiçek olacağına burada karar veririz. Tamam. Yarın görüşürüz. Ay aşk olsun Ayşegül. Ben masadaki çiçeğin bile derdine düştüm. Sen burada Memo ile kavga ediyorsun. Memo bana küstü. Memo ne olduğunu anlamıyor ama hissediyor. O yüzden biraz kızgın. Geçer, geçer. Ablası onun gönlünü alır. Değil mi Memo? Memo. Merhaba. Aa, Ceyla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Telaş işte güzelim. Ayşegül hiçbir şeyle ilgilenmeyince bütün iş güç bana kaldı. Hoş geldin canım. Raf'la gitmeye karar verdim. Giderken de bana yüzük hediye edecek. Bir ton işim var kızlar. Ha, 600'lü fiyat teklifi olacaksın. Nesini beceremiyorsun? Anlamadım ki yani. Tamam hallet. Beceriksizler ordusu. Anneciğim, işinin başına dönsene sen. Böyle evde sinir krizleri geçireceğini. Git hallet işlerini. Yok, daha değil. Ya bak görüyor musun tabii? Sabah sabah geldi adam, bütün günümüzü mahvetti. Ya aşk olsun Arzu ya. Yani ben sana hatırlatmasam senin de isteyeceğin yok şu ilaçlarını. Ya anne tepemden bir dakika bile ayrılmazsan nasıl sorumluluğumu alabilirim sence? Seni boğmak istemiyorum kızım. Ama baksana yani her günümüz bir olay. Ama ben atlatabiliyorum. Acil bir şey olsaydı bugün olurdu. Sen bana güvenmiyor musun? Bilmiyorum, güvenmez miyim? Çok iyisin hem de. Tamam o zaman. Git işlerini hallet. Sen de merak etme artık, ne olursun. İyi peki. Gideyim o zaman, hemen halledip dönerim. Hı. Tamam. Şu ilacını iç bakalım. Ay unuttum. Ben göreyim de içim rahat etsin. Aferin sana. Hadi görüşürüz. Bay bay. Thank you.
Ne bunlar lan böyle ortalarda? Sana diyorum, alo! Temizlik yapıyoruz patron. Biçim mekan lan bu! Bu saatte temizlik mi yapılır? Gel abi, sakin ol. Ne oldu? Ne konuştun babanla? Yok bir şey. Kavga mı ettiniz yine? Yok bir şey hayatım. Sen bana amma karışmaya başladın Ali. Ne oldu? Adam gibi anlat şunu. Ayşegül Ralf'e gidiyor. Yarın akşam da bizim evde ailece yüzük takacaklar. Kafi mi? İstediğin oldu mu Ali? Ne yapıyorsun sen Ayşegül? Takıl, eğlen, tamam, okey. Ama adamla dünyanın öbür ucuna gidiyorsun ya. Ne yapayım Zeyla? Burada oturup kalayım mı? Okulum yok, planım yok. Beni burada tutacak hiçbir şey yok. Hiç anlamıyorum Ayşegül. Neyini anlamıyorsun? Harika bir adam. Sana çok aşık ve seninle New York'a gitmek istiyor. Sen ne yapardın? Yani eğer aşık değilsem gitmezdim. Ben sadece aklımı kullanıyorum. Kendi hayatımı düşünüyorum. Ama sen gitmiyorsun ki. Çetin'den kaçıyorsun. Üf Ceyla, senin de bir zekan duruldu. Eskiden böyle salak salak şeylere heves söylerdi. Sen mantıklı davranırdın. Nerede heves ya? Aradı mı seni? Ne bileyim, en son gıcık kaptı. Benim ısrar etmemi bekliyor. Seni neden aramıyor? Bilmiyorum ki. Nereden bileyim? Terelerle heves esmiştir yine. Şunu bir arasana. Hadi. Niye takmadın çantanı? Ayakkabılarla denizim olmadı. Ben de bunu taktım. Uf, ay yok yok. Benim tatilim geldi ya. Alaçatı olur, Mikonos olur ama böyle benim acilen yozlaşmam, bronzlaşmam gerekiyor. Aman tutma. Geldiyse git, sonra ileride sorun çıkarır. Gideceğim vallahi ilk fırsatta. Kocayız, ne yapayım zaten İstanbul'da? Sen ne yapacaksın? Vallahi banyo küveti, vantilatör, öyle sıcaklarla mücadeleye devam. Sen gelsen ben de tatile. O tatil beni aşar canım. Küvet kâfi. Hem zaten öyle büyük ana yayılmayı sevmiyorum. Sen Ceyla ile gitmiyor musun? Aman boş ver ya, yüzünü görmek istemiyorum ben onu. Kavga mı ettiniz? Hiç ısrar etme Meriç'im, anlatmayacağım. Aa, heves. Ceyla senin en yakın arkadaşın, ayıp ya. Hiç de değil ya. Sildim ben onu. Aa, saçmalama. Arkadaşlar tartışır da kavga da eder. Ama öyle kolay kolay silemezler dedi. Sen de silemezsin. Tanıyorum seni. Bu kadar salaklık yaparsa silerim ben ya. Hem kendini üzüyor hem beni. Bıktım artık ben yani. Ceyla öyle bir şey yapamaz Heves. Bana yalan söyledi ya. Beni salak yerine koydu. Anlamayacağım sandı ama ben onun Ali ile birlikte olduğunu hissettim. Ah. Bana bak Meriç. Eğer bir kişiye söylersen seni uyarım. Yok Heves'cim, kime söyleyeceğim? Tamam. Hadi ben acıktım, gel bir şeyler yiyelim. Heves'cim, benim eve dönmem lazım. Abi cana yemek hazırlayacağım.
İyi hadi koş. Koş, ben tek başıma yanım. Neredesin? Ayşegül'deyim. Çıkınca arayayım mı? Ha tamam. Görüşürüz sonra. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Heves mi? Ha yok. Anne ne diyor? Üf, kaptırdı hemen. Yok yemekte ne yiyeceklermiş, ne içeceklermiş. İçim şişti yani. Ama sen bulaştın bana. Çetin, benim acil işim çıktı. Bir saat dışarı çıkmam gerekiyor. Tamam. Hesabı alabilir miyim? Amanın sokaklara çıkmış. Acele eder misiniz biraz acaba? Selam, nasılsın? Bugün için özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. Zaten bu noktaya nasıl geldik anlamadım. Artık sorgulamıyorum da. Sadece üzülüyorum. Üzgün olman harika. Çünkü üzgünsen hala umut var demektir. Kaçırma gözlerimi. İkimiz de artık hazırız. Yeniden başlayabiliriz sevgilim. Olmaz. Biz artık sevgili değiliz. Biz ayrıldık Arzu. Eğer hala birbirimizi düşünüyorsak ve özlüyorsak sevgiliyiz demektir. Ayrılık da buna dahil. Arzu bak. Ben buraya son defa seninle doğru düzgün konuşmaya geldim. Bizim ilişkimiz en azından konuşarak ayrılmayı hak ediyor. Alçak Ali. Aptal Ceyla. Bana bak Ali. Gözlerime bak. Beni sevmediğimi söyle. Arzu, bundan sonra seni aramayacağım. Sen de beni aramayacaksın. Konuşmayacağız. Karşılaşmayacağız. Görüşmeyeceğiz. Böyle söyleme. Ne olur. Arzu, bittim ben. İlişkimiz bitti. Halim yok artık. Biz her şeyi tükettik. Ali sus. Ne olur böyle söyleme. Öyle değil. Öyle değil. Arzu. İstemiyorum artık.
İnanmıyorum, çok korkunç. Haberi sen de aldın demek. Tebriklerin için sağ ol şekerim. Ne tebriği ya? Alo, koptun sen. Heves, bir sen eksiktin. Ben ne yaptım biliyorum. Ralf'le New York'a gideceğim ve çok mutlu olacağım. Yüzük olayında abartmaya gerek yok. Daha takmadık. Yarın akşam. Ne? Ralf'le mi gideceksin? Hevesim, sen onu demiyor musun? Hayır ya, Allah'ım. Etrafımdaki herkes delirdi. Ben mi normal kaldım Allah'ım? E sen ne diyordun? Ne oldu? Sen gidiyorsun. Ali Ceyla'yı Arzu'yla boynuzluyor. Yani ben daha ne diyeyim? Her şey birbirine karışıyor. Bir dakika, bir dakika. Başa sar. Kim kiminle? Başlangıçta Ali vardı. Siz çıkıyordunuz. Sonra of heves. Ceyla'dan al. Ali Ceyla'yla mı birlikte? Ay o kadar olsa iyi ya. Bunlar sevgili oldular ama ben az önce Ali'yi gördüm. Arzu'yla böyle sarmaş dolaştılardı. Peki sen bunu Ceyla'ya söyledin mi? Söylemedim. Ben küsüm ona. Yorgun musun? Evet, biraz. Gündüz matinelerine mi başladınız barda? Aslında bir şey söyleyeceğim. Yazın barı havuza mı taşısanız? Bence daha güzel olur. Sen ne yaptın bugün? Bar için alışveriş yaptım. Ondan yoruldum zaten. Ah, ne söyleyecektim ben sana? Ayşegül yeni maceraları atılıyor, biliyor musun? Evet, biliyorum. Çetin anlattı. Ne dedi, ne yaptı? Sence? Çetinlik yaptı, sustu. Bütün gün suratını astı, sağ sol tekmeledi. Bu akşam çekeceğim var, anlayacağım. Ay, merak ettim. Gece ben de geleyim bara. Biraz gözlem yaparım. Tamam. Aldın mı mis gibi yemek kokularını, hı? Yemek mi yaptın? Evet. Ya ben geçen defa zordan başlamışım, o yüzden olmamış. Ama şimdi kesin olacak. Baklava açmadın, makarna pişirdin. Hayır ama, of! Küçük sırlar. Kesin yiyeceksin, tamam mı? Ellerimi yıkayıp geliyorum. Sarışıncığım, sen merak etme. Ben bulacağım bir yolunu. Ne yolu Çet? Yüzüğü takar, olay biter. Şiş, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz daha ölmedik. Neyse. Sen bara gel de orada konuşuruz. Tamam. Tamam ama ne konuş konuş, nereye kadar Çet? Şşş, Ayşegül. Böyle pat diye odaya dalınır mı? Şu halime baksana. Ali barda çalışıyor değil mi? Çalışmasın mı? Doğru düzgün cevap versene. Senin Ali'yle ne işin var? Eğer bir şey istiyorsan benden isteyebilirsin. Canını okumak istiyorum. Kusura bakma, bu akşam başka bir kıza söz verdim. Ama çok istiyorsan okuyabilirsin. Nasıl? İdare eder. Ali'nin nerede olduğunu söyleyecek misin?
bu nasıl? Ayşegül, parfümü değiştim, görmüyor musun? Of Çet! Boğdun resmen beni. Ali barda olacak mı, olmayacak mı? Raf'le mi tanıştıracaksın? Çok merak ediyorsan gelir kontrol edersin. Kuyruğuna basacağım. Sonra da gözüne uyuyacağım. Böyle konuşma Ayşegül. Çok fena oluyorum. Sonra ne yapacaksın? İkinizin de kafalarını tokuşturacağım. Ne pislik yaratıklarsınız siz ya. Aynı şey bir kadın yapsa ne dersin biliyorsun değil mi? Bir kadın ne yapsa? Ceyla'yı diyorum. Ali şimdi de Ceyla'ya musallat oldu. Ali ile Ceyla onu... birlikte mi? Yeme şimdi beni. İkiniz de çok aptalsınız. Kötü mü? Nasıl yaptın? Nasıl kötü olabilir ama? Of! Su koydum, mantıları koydum. Sonra suyu kaynattım. Mantı işte yani. Korkunç olmuş. Ama bak abi, nimete laf ediyorsun. Çok ayıp. Ya bırak! Yumurta kırarım ben şimdi. Ya nasıl olmaz? Anlamıyorum. Nasıl olmaz? Su inmedi mi hala? Aradım, kapalıydı. Heh, geldi. Yapabilecek misin? Al. Alo canım, merak ettim ben de ya. Çok özledim. Kahvaltıda görüşürüz sevgilim. Öpüyorum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Cem Aslan nasıl? Biraz daha iyi mi? Ben gelirken iyiydi. Ama yarın nasıl olur bilmiyorum. Canım. Herkesin pis bir sırrı vardır. Ralf'in de Ayşegül'ün öğrenince nefret edeceği bazı şeyleri vardır. Biz de onları bulacağız işte. İyi de Çetçim, öyle şeyler sonradan ortaya çıkmaz mı? Biz nereden bileceğiz? Soracağız, öğreneceğiz Eves. Bravo. Yani senin arızan nedir Ralf'cim diye soracağız, o da bize cevap mı verecek? Ralf'e sormayacağız Eves'cim. Birinin açını ortaya çıkarmak istiyorsan bunu kime sorarsın? En yakın arkadaşına mı? Eski sevgilisine. Aa, doğru ya. En iyi eski sevgili ölü eski sevgilidir. Ona her şeyi anlatır. Gelelim magazin bilgilerine. Ralf'in son sevgilisi kim? Nasıl bulabiliriz? Hemen buluruz. Ben internete falan baktım ama Face'te bir şey bulamadım. Ya internetten bakmayacağım. Bir arkadaşım vardı, Ralf'in kankasıyla çıkıyordu. Ondan öğreneceğim. Su kahvaltıya kaçta gelecekmiş? Uyanınca herhalde. Tamam. Evet. Ah. Dur yavaş. Kapana el. Tamam. Tamam şekerim. Ben seni arayacağım. Bay bay. Kızı, kimliğini ve izini buldum. İşte benim meleğim. Casusluk konusunda kötüydün. İstihbarat konusunda bayağı iyisin. Güzel.
salonunda bir hanımefendi, barda bir istikbarcıyımdır. Nasıl bulacağız sizi? Nasıl konuşacaksın? Kızın adı Melis. Ralph ve 2 yıl çıkmışlar. 3 ay önce ayrılmışlar. Bir de Bebek'te bir barda takılıyormuş. Hadi gel seni bırakayım. Gerek yok, ben taksi çağırırım, orada giderim. Tamam, o zaman taksiye bırakayım. Gerek yok, ben kendim çağırırım. Hadi oyalanma sen ya, hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Ben niye gelmiyorum onu anlamadım. Ne gerek var şimdi? 5 dakika sürecek. Ali'ye fırça çekeceğim de görmeni istemiyorum. 5 dakika. Şükür. Ne haber? 5 dakikanı ayır mısın lütfen? Tamam. Bir şey içmek ister misin? Hayır. Çok kalmayacağım zaten. Neler olduğunu biliyorum. Her şeyi. Evet, Ceyla ile birlikteyiz. Aniden olur. Bırak şimdi bunları. Bugün Arzu ile görüştüğünü biliyorum. Bak, Ceyla da ben de çocuk değiliz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Eğer onun peşini bırak diyeceksen... Ceyla sana çok aşık. Onun daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Madem birliktesiniz, ilişkine sahip çık. Ceyla iyi bir kız. Ben üzülmesini istemem. Hep en yaralı, en hassas kızları buluyorsun. Sonra onları biraz daha yaralıyorsun. Ama Ceyla bunu yapma. Ben bir şey yapmıyorum Ayşegül. Bu ilişkiyi Ceyla istedi. O geldi. Ben öylece duruyordum. Nasıl oldu umurumda değil. Şu anda Ceyla ile birliktesin ve onun canını yakmak üzeresin. Arzu ile buluştuğumu söyledin mi? Hayır, söylemedim. Söylemeyeceğim de. Sen de kararını ver. Onunla mısın, değil misin? Ben aslında göründüğüm gibi değilim. Of, bırak bu geyikleri. Sen aslında göründüğün gibi bencil, narsist herifin tekisin. Biriyleyken aklın hep diğerinde. Hep senin olmayanda. Bu defa öyle değil Ayşegül. Arzu ile ayrılmamın Ceyla ile bir gram ilgisi yok. Arzu ile ayrıldım, Ceyla ile öyle birlikte olmaya başladım. Tamam, zamanlaması yanlış olabilir. Ama artık Arzu'yla bir ilgim yok. Bana bunları anlatma. Ben seni çok uzun zamandır tanıyorum. Ben de o yüzden kızıyorum ya. Beni tanıyorsun. Hem de çok iyi tanıyorsun. Çok saçma değil mi ya? Bir gün seninle bunları konuşsam aklımın ucundan geçmezdi. Hayat çok acayip. Hayat çok acayip değil aslında. Hepimiz birileri, bir şeyleri deniyoruz, arıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama sonunda kendimizden kaçamıyoruz. Chat nerede? Artık kendi barına uğramıyor mu? Bilmiyorum. Ben geldiğimde çıkmıştı. Daha popüler bir yer bulmuştur. Hadi sana kolay gelsin. Ceyla üzme lütfen. Madem birliktesiniz, onu mutlu et. Ayşegül,
Sen de kendinden kaçmaktan vazgeç. Kendimden kaçmıyorum bir kere. Kendimi duygularıma bırakmam. Çünkü kendime gerçekten çok değer veriyorum. Bana bağırmaya mı geldin? Heves, beni affettin mi? Aslında çok düşündüm. Sana bir ceza vermek istedim ama... sen benim sana yapabileceğim bütün eziyetleri kendine yapıyorsun zaten. Pardon, bu boş mu? Boş. Alabilirsin. Hmm. O zaman oturabilirim öyle değil mi? Hayır desem ne yapacaksın? O zaman ısrar ederim. Tamam de bence, baksana ısrar edeceğim. Teşekkür ederim. Hiç pişman olmayacaksın. Bakar mısın? Evet. Ne içersin Melis'ciğim? Vay! Beni nereden tanıyorsun? Seni tanımıyorum ki. Burası boşta oturdum. Hep böyle tanımadığın kızların masasına mı oturursun sana? Yo, hayır. Sadece tanımak istediğim Melis'lerin masasına otur. Ben Çetin Ateşoğlu. Ben seni biliyorum. Hayır ya, benim hakkımda söylenenlerin yarısı yalan. Evet, bayan için güzel bir şey alalım. Ne konuştuğunuzu hala söylemedin. Neden bu kadar merak ediyorsun? Chat barda mıydı? Hayır, değildi. Zaten aynı evde yaşıyoruz. İstesem de istemesem de görüşmek zorundayız. Ali ile görüştüm. Çünkü Ceyla ile birlikteler. Onu uyarmak istedim. Yakında hepsinden kurtulacaksın. Ne böyle şeylerle uğraşacaksın, ne de o Çetin yüzünü görmek zorunda kalacaksın. Zorunda olduğum için yapmadım. Ceyla benim arkadaşım. Böyle demek istemedim. Yarın akşam yüzümden çok gerginim. Bir aksilik olsun istemiyorum. Aslında kızlara heyecan yapar ama sen de fena değilsin. Ben de gerginim. Ama merak etme. Ne olabilir ki? Değil mi? Hmm. Chat de kızı bulup konuşturmaya karar verdi. Hani Ralph'in ne haltı olduğunu bilse bilse en iyi eski sevgilisi bilir düşüncesiyle. Ne kadar zekice değil mi? Yani çok zekice tabii ama senin böyle bir şeye karışman ne kadar zekice onu bilmiyoruz. Ama ne yapayım, Chat yardım istedi. Ya Ayşegül gelin olup gidecek, farkında mısın ya?
Hani bir şey yapmam gerekiyor. Ya da sonsuza kadar susacağız artık. Ya bir şey yapma isteğini anlıyorum ben senin. Ama bu konu bizi aşıyor. Kaldı ki chatle Ayşegül arasına girilmez. İkimiz de yanarız biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama böyle içimden sürekli iyilik yapmak geliyor. Dayanamıyorum. İşte tutacağım biraz o içindeki iyi hevesi. Ali'yle nasıl? İyi. Daha iyi olacak. Bugün Biricik'e borcunu vermeye gitti. Orada işte Arzu'yla karşılaşmışlar ama Arzu pek konuşmak istememiş. İyi bir şey yani, daha da iyi olacak. Ceylancığım ya. Mutlu olmanı istiyorum. Tamam mı? Allah Allah, mutluyum ben. Sonunda Ali'yle birlikteyim. Hepes ne oluyor? Ben ölecek miyim acaba? Onu mu söyleyemiyorsun? Anlamıyorum ki. Allah korusun. Kalkalım mı? Olur. Evet kızlar, nereye gidiyoruz? Eve. Ama orada boş sandalye olmadığı için sen gelemezsin. Aa Melis'ciğim, olur mu öyle şey? Nereye gidiyorsun? Bak, hem daha içkin duruyor. Ben biraz daha buradayım. Sonra görüşürüz. Söyle bakalım. Beni bu kadar araştırdığına göre hakkımda bir şeyler öğrenmiş olmalısın. Evet. Seni araştırdım. Senin Raif'in eski sevgilisi olduğunu biliyorum. Benden ne istiyorsun? Raif şu an bir kızla çıkıyor. Sen zaten biliyorsundur. Bu kız benim için çok önemli. Benim yüzümden hayatı tehlikeye girdi. Ve ben onu korumaya çalışıyorum. Ralf'e de fazlasıyla gıcık oluyorum. Bu beni ilgilendirmez. Hiç kusura bakma. Melis, bu benim için çok önemli ama. Ralf'le ilgili tek kelime daha duymak istemiyorum. Sakın bir daha beni rahatsız etme. Getirdin mi? Of. Al burada. Hii! Canım benim ya. Ben seni orijinal misin gibi seveceğim Allah'ım. Teşekkür ederim kankacığım, süpersin. Güle güle kullan. Hay Allah'ım, yani alt tarafı bir çanta. Gören de bir şey zannedecek yani. Sus! Sensin çanta. Onun hakkında böyle konuşma. Ne yapacaksın? Kahve içelim mi? Yok yok. Peynir alacağım diye çıktım evden. Meriç'e yakalanmamam lazım. Bana bak. Meriç'e sakın bir şey çaktırma, tamam mı? Aa tamam canım, ne çaktıracağım? Asıl sen bir şey söyleme de sonra adım çakmacıya çıkmasın. Ne oldu? Hiç. Bütün günü böyle geçirebilirim. Ben de.
Ama bütün gün barda olmam gerekiyor. Ve de gece. Çet gelmeyecek mi? Akşam Ayşegül'ün sözü var ya, o gündüz ortadan kaybolur şimdi. Gece de eve gider herhalde. Hiç anlamıyorum ya. Koşup böyle durun demek istiyorum ama Ayşegül gözlerim olacak diye bir şey de yapamıyorum. Siz davetli değil misiniz? Sence? Tabii ki davetli değiliz. Sabote ederiz diye Nesin Şah bizi eve sokmaz. Aa, hala uyuyor musun Ayşegül? Kalk kalk kalk, bir sürü işimiz var. Ya anne ne oluyor ya, yangın mı çıktı sabah sabah? Ayşegül kalk, bir sürü işimiz var. Akşam beni istemeye gelmeyecekler herhalde. Kalk biraz işlerle ilgilen. Anne manyak mısın sen? Paralel evrene mi uyandım sabah sabah? Kim kimi istiyor? Alt üst ailesiyle tanışacağız. Amma abarttın ya. Aman tamam Ayşegül, ne dersen de hemen kalk giyin hazırlan, gerisi umurumda değil. Kalk Ayşegül. Günaydın Memo. Gel. Ne oldu? Ayşegül'ün gideceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yakında anlayacak ama... Yemek yemelisin Memo'cum. Sen bana bırak, merak etme. Sağ ol. Memo, şimdi seninle çok hızlı son model bir kahvaltı yapalım mı? Hı? Ayşegül çok özleyeceksin değil mi? Gel bakalım. Ayşegül böyle işte. Ne zaman geleceği, ne zaman gideceği hiçbir zaman belli olmaz. O yüzden... Ayşegül'e bağlanmak çok kötü. Bu yüzden de sen beni daha çok sevmen olur mu? Gel bakalım. Nasıl? Açacağız, açacağız, açacağız. Eh şöyle. Memo akşam Ralf'a uzatsana. Merak etme, ben senin arkandayım. Bir şey olursa Ralf onu kışkırttı derim. Allah kahretsin seni Çet. Memo'cum dinleme onu. Ben sadece şaka yaptım. Manyak mısın sen? Neleri sokuyorsun kafasına? Ayşegül ben sadece şaka yapıyordum. Ya sen bizi mi dinliyorsun? Ne kadar ayıp. Ne oluyor Ayşegül? Yok bir şey. Yok bir şey. Çetin'cim. Akşam gelirken birkaç şişe şarap seçer misin? Evde var. Evdekiler hep orta karar şeyler. İyi bir şeyler de olsun istiyorum. Ralf'in babası pek meraklıymış şaraba. Tabii. Bu gece olay çıkarma, gerilim falan istemiyorum. Zaten yeterince gerginim Ayşegül. Sen mi sözleniyorsun? Yeter ama ya. Gerginlik falan çıkardığım yok. Ne oluyor buna? Niye hala senin peşinde dolanıyor? Nereden bileyim? Git kendisine sor. Ayşegül bak. Sana bir zarar gelirse yine ben yanarım. Bir yola girdin, bir karar verdin, arkasında dur kızım. Chat'ten uzak dur, ne olur. Merak etme. Ben kendim için en iyisini düşünürüm. Thank you.
kadar gerçeksin ki. Çok yakışmış. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İçine değişim kartı koymuşum gerçi ama geri gelmeyeceğini biliyordum. Ha, öyle mi? Görmemişim. Pardon, bir saniye alabilir miyim? Tamam. Aa, bunu ben almadım. Bunu bana... Erkek arkadaşım hediye getirmiş, bana verdi. Sürpriz dedi ben de. Ne yapayım yani? Demir Bey'di değil mi? Çok kibar beyefendi, çok şanslısınız. Güle güle kullanın. Demir Bey... bizim Demir değil mi? Uzunca boylu, böyle hafif ezik duruşlu. Evet, uzunca boylu, çok kibar bir beyefendi. Demir o demirse. Çanta orijinal mi? Yani orijinal değil mi? Tabii ki. Demir Bey dün hediye olacak diye almıştı. Çantaya bakar bakmaz orijinal olduğu anlaşılıyor. Tabii canım. Hemen anlaşılıyor. Ben zaten anlamıştım ilk görüşte orijinal olduğunu. Çok belli. Benden bir isteğiniz var mıydı? Aa, yok. Teşekkür ederim. Aa, çok saçma. Demir bizim demirse, bu çanta orijinalse nasıl olamıyor ki böyle bir şey? Oo. Şşş. Alo. Sakın Demir'e benim aradığımı çaktırma. Korkunç bir şeyler oluyor Meriç. Demir'in sana aldığı çanta var ya, orijinalmiş. Nasıl ya? Mümkünatı yok kızım, saçmalama. Biliyorum. Demir'in o çantadan iki tane alması için banka soymuş olması gerekiyor. İki tane mi? Bak Meriç, Demir'in başı çok büyük bir dertte olabilir. Ben sana söyleyeyim, çok dikkat et. O kesin bir şeyler karıştırıyor. Abicen masraftan kaçınmamışsın. Sakın boşuna heveslenme. Bunların hepsi su için. Nerede kaldın? Seni çok özledim. Seni o kadar özledim ki çıldıracaktım. Ya beni de aranıza alın. Gel. İyi ki geldin. Sayende şahane kahvaltı yapacağız bugün. Ben yokken seni aç mı bırakıyordu bu hain? Ha? Su. Sen yokken bu var ya, beni kuru ekmekle besledi. Nankör. Yalan mı? Yalan. Gel. Hadi geç sen tarafa. Ayşegül ağzından resmen ateş saçıyordu. İnsan bir haber verir değil mi? Unutmuşum, kusura bakma. Sen de Ceyla ile olduğunu bana söylemeyi unutmuşsun Ali. Aynı onun gibi düşün. Ya söylesem ne fark edecekti ki? Senin de zaten kafan allak bullaktı bu ara. Boş ver, zaten iyi ki söylememişsin. Daha baştan söylerken benden azar işittirdin. Hah, bir de sen başta tam olsun. Nasıl oluyor ya? Madem kafanı dağıtacaksın, bu kız Ceyla mı? Başka kız mı kalmadı? Ya o öyle olmadı. Yani o beni seçti. Ceyla bana iyi geldi. Bana destek oluyor. Aşk var mı peki? Sen de biraz mantıklı düşününce Ceyla ile olmaya karar verdin değil mi? Sana iyi fikir gibi geldi. Şu mantık işini de yeni çıkardınız, anlamıyorum ya. Ne oldu, bana niye kızıyorsun şimdi ya?
Sana kızmıyorum ki Ali. Sana kızmıyorum. Git sen Ayşegül'e kız ya. Gelen bana çatıyor, giden bana çatıyor. Su. Demir işe gidince biz de beraber bir şeyler yapalım mı? Bilmem. Demir, sen ne zaman işe gideceksin? Biraz sonra giderim ya. Daha eminim suyun işleri vardır. Değil mi? Arzu nasıl oldu? Çok merak ettim, arayacaktım hatta. Bilmiyorum. Yani beni hiç aramadı. Ben de onu aramadım. Çok fazla üstüme düşüyorsun falan diyecek diye. Ya aman boş ver, merak etme. Annesi var yanında, nasılsa. Vallahi olanlar kulağına gidince o kadar iyi olacağını sanmıyorum. Niye, ne oldu ki? Ali Ceyla ile birlikteymiş. Biliyordum. Biliyordum ama işte emin olamıyordum ki. Allah kahretsin ya, of! Bu ne kadar kişiliksiz bir adam ya. Sen kapasana o çeneni. Ben ne yaptım ya, ben ne yaptım? Su. İyi ki aradın. Ne yaptın, geldin mi? Dün gece geldim canım. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Yok, her şey aynı, iyiyim. Daha iyiyim. Görüşelim mi? Tamam. Aa, Biricik evde mi? Atölyeye yollarım onu ben, gel sen. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Sormadın mı Melis'e? Sormadım. Öyle kolay mı zannediyorsun? Biri sana gelip eski sevgilini sorsa sen her şeyi anlatır mısın? Anlatırım. Ne var? Oh, iyi o zaman. Sen konuşsaydın. Konuşurdum. Müsaade mi ettin? Ağzından girip burnundan bile çıkardım ama sen hemen atıldın. Ben ne yapayım? Hatta o kızı etkilerim sandın ama avucunu yaladın. Buyur. Buyur. Önden sen atıl Evesciğim. Tamam, atılırım. Bak görürsün. Şimdi öyle bodozlama gidilmez. Ha, bir dakika dur. Ben şimdi Melis'in kankasını tanıyorum. Tamam mı? Böyle bir ara babamın barına falan geliyordu. Bu kadar mı Eves? Ay bir dakika, düşünüyorum şu anda. Ha, buldum, buldum. Bak şimdi. Ben hemen Melis'in kankasını arayacağım. Neredesiniz falan fıstık, oldukları pişt damlayacağım. Tamam, sonra? Hadi Melis'i buldun diye. Nasıl konuşturacaksın? Aa, orasını bana bırak Çetçim. O Ralf'in bütün kirli çoraplarını öğrenmezsen bana da heves demezsin. Vay. Aslansın, aslan. Hadi bakalım. Göreceğiz. Nazlı, Melis'in kankası. Alo, Nazlı, ne haber? Ne yapıyorsun? Hiç öyle bir arayayım dedim. Neredesin? Tamam, yanınıza geleyim ben. Müsait misiniz? Görüşürüz. Eve dönecek misin? He? Bilmem. Suyu Arzu'ya bırakacağım işte. İşe gitmeyecek misin? Gideceğim tabii Meriç. Ne yapabilirim başka? Ay akılsız abim benim.
Oha. Bu kadar parayı cebinde unutmuş olamazsın. Can, ne yapıyorsun sen ya? Demek işe gidiyorsun. Sen bayağı iyi yalan söylüyormuşsun. Yapma sevgilim. Sapıtmasından korkuyorum. Sen Meriç'i bilmezsin. Gerçeği söyleyemem ben. Gerçek acı değil ki sevgilim. E paranız var, artık sıkıntı çekmeyeceksiniz. Sen böyle bir şeyi Meriç'ten nasıl saklıyorsun? Tamam, önce ben bir hazmedeyim de sonra ona da söylerim. Cem Aslan nasıldı? İyiyim. Ama daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Bu saatte hala bu işler bitmedi mi? Biraz acele eder misiniz? Bu masa örtüsü olur mu hiç? Ketenleri çıkartacaksın, krem olanı. Şu masayı da biraz bu tarafa çekin. Neredeyse her şey tamam. Çok güzel gözüküyorsun. Heyecanlı mısın? Gerginim. Geleceğin için Raif'in iyi bir seçim olduğunu biliyorum ama önemli olan senin mutluluğun. Kararından eminsin değil mi Aşık? Emo'yu çok özleyeceğim. Öf, hadi çabuk yap şu saçımı. Nerede kaldı şu masa örtüsü? Hala getiremedi ya. İyi ki geldim. Ben de seni arayacaktım. Ali burada mı? Dışarı çıkalım. Yok yok, bara gitti. Geç, chat yok ya. Malum Ayşegül'ün sözü. Ya öyledir, eminim. Heves yapma ne olur ya. Sen benim mutlu olmamı istemez miydin? Mutluyum ben. Gayet iyi hissediyorum kendimi. Hayatımda ilk defa ne olduğunu umursamadan aşkımı yaşıyorum. Arzu da öyle yapmıştı. Tamam, kapatalım bu konuyu. Kalp kırıcı olacak çünkü. Celal'cim, senin kalbin zaten kırılacak. Böyle akılsız olursan kırılacak. Hayır, anlamadım ben. Bunu söylemek için mi geldim buraya? Dün Ali Arzu'yla buluştu ve ben onu gözlerimle gördüm. Ya onları öyle sarmaş dolaş görünce çok kızdım Ceyla'cığım ya. Yani Ali sen nasıl yapar ki böyle bir şeyi? Arzu'ya da böyle yaptı. Thank you.
süreç iyi geçiyor. İyi hissediyorum. Kafamı dinledim ben de. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Keşke biraz daha kalsaydın. Neden çıkardık seni Biricik? Çok mu kötü oldun? İyi olduğumu düşündüğü için. İyiyim de zaten. Sen de gör bunu ne olur. Ali ile son zamanlarda çok gerilmiştik tabii. Bu ara ikimiz için de iyi oldu. Arzu, siz ara vermediniz. Ayrıldınız. Ali artık hayatına seni istemiyor. Dün buluştuk. Ağzı başka söylüyor ama gözleri hala beni sevmediğini söyleyemiyor. Arzu. Ali Ceyla ile birlikte. Hayır. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Ya eminim onlar sevgili. ...793.584. Sıfırları atmamışlar mıydı ya? Gerçek. Allah'ına billahi bu para gerçek. Abiden ne yapıyorsun sen ya? Nereden buldun bu parayı? Kötülüğü sen yapıyorsun. Bunu kabul et artık. Onun en büyük düşmanı sensin. Arzu! Arzu!
Arzu! Ne oldu? Arzu tamam bitti, sakin ol. Arzu! Nasıl yapar bunu bana? Tamam. Onu bana nasıl yapar? Bakacağım. Nasıl yapar anne? Bitti, tamam, sakin ol. Tamam, ne oldu? Sakin ol, anlat bana. Tamam. Can evde misin? Buradayım abicim. Ne oldu işte, çok mu yoruldun sen? Ha evet ya. Çok iş vardı bugün, sorma of. Geç abicim, otur sen. Şimdi yoruldun işte o kadar, ben sana kıyamam. Rahat et. Abi ben bir karar verdim. İş bulacağım, garsonluk, marsonluk, artık ne varsa yapacağım. Saçmalama. Çalışmak falan yok. Ama ben seni bu kadar yorgun görmeye dayanamıyorum. Merak etme sen, ben idare ederim. Sen okuluna git, dersini çalış, sorun çıkarma kâfi. Öf! Ama çok sıkıldım parasızlıktan ben. Gencim, canım bir şey çekiyor, alamıyorum. Ne çekiyor Meriç, ne çekiyor? Söyle, canına çekmesin. Hayret bir şey ya. Kendi tabağını toplayamıyor, garsonluk yapacakmış. Allah Allah. Bir tane daha ister misin? Ver bir tane daha. Alo Yas. Bulabildin mi? Daha bulacağım da, konuşacağım da. Tamam, çabuk ol. Hadi. Efendim baba. Tamam, geliyorum. Yoldayım diyorum ya baba. Çok yakışıklı oldun. Seni çok özleyeceğim. Yeni bir şeylere başlamam lazım. Yeni bir Ayşegül kitabı. Anlıyorsun değil mi? Burada kalırsam hep aynı duvara toslayacağım. Hep aynı acıyı çekeceğim. Gitmem lazım. Sevmedin mi? Hadi gel değiştirelim. Peki. Bu nasıl? Peki bu. Ayşegül nerede? Memo'yu giydiremedi mi hala? Çağırır mısın hemen? Peki efendim. Aşk olsun Ömer, amma rahatsın sen de. Daha chat de yok ortada. Yoldayım dememiş miydi bu çocuk? E dedi. Ama hangi yolda olduğunu söylemedi. Gelir ya, gelir, sakin ol. Sen amma kastın ya. Sanki Kraliçe Elizabeth geliyor ha. Alt tarafı tanışacağız be. Annem delirdi mi sonunda? Ha. Fena halde hem de.
Geldiler. Geliyor. Sen bu kıza gıcık kapmıyor muydun? Bir kaşık suda boğarım. Aradı beni, illa buluşalım dedi. Kesin bir bombası var. Öğrenelim bakalım bombayı. Nazlıcığım, ne haber? Hoş geldin. Merhaba, ben Heves. Melis, otursana. Bugün her zamankinden daha güzelsin, biliyor musun? Teşekkür ederim. Ayşegülcüm, çok zarifsin yine. Teşekkürler. Siz de çok şıksınız gerçekten. Teşekkür ederim. İsterseniz havuz başına geçelim. Hı? Buyurun. Bugün çok güzel geçecek. Rahat ol sevgilim. Yani aslında yıllardır aynı çevredeyiz. Ne acayip değil mi? Bir sürü de ortak arkadaşımız varmış. Sen şeyi tanıyor musun? Ayşegül var, benim en yakın arkadaşım, kankam. Yani muhakkak tanıyorsundur da hani tanıştınız mı acaba? Ben onu merak ediyorum. Neyin peşindesin sen? Ay, neyin peşinde olacağım ben yani? Şurada iki sohbet ediyoruz. Şeyi tanıyor musun peki? Derdi ne bunun? Manyak mı? Heves, ya şimdi söylersin ya da kalkıp hemen gidersin buradan. Tamam, o zaman ben lafı daha fazla dolandırmayayım. Çok ciddi bir konu Melis. Ralf'le ilgili konuşmamız lazım. Ne oluyor ya iki gecedir? Ralf de Ralf. Biz ayrıldık, bitti. Onunla ilgili bir daha konuşmak istemiyorum ben. Gider misin lütfen? Ya ama lütfen Melis ya, lütfen. Bak, Ralf benim en yakın kız arkadaşımla birlikte. Ve ben onda bir şey olduğunu düşünüyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ve yardımına ihtiyacım var ya, lütfen. Ben ne yapabilirim ki? Onunla hiçbir alakam yok benim. Olana da iyi şanslar diliyorum. Neden şans diledi? Yani niye şansa ihtiyacı var? Ya Melis'ciğim lütfen söyle ya. Söz veriyorum, kimseye söylemeyeceğim. Yemin ederim ya. Yemin ederim çarpılayım yani. O kadar gençliğimi yaşayamayayım lütfen. Anlat bence. Tamam abi, tamam. Olur öyle. Sen git başka yerde gezdirelim. Daha halletme Heves. Senin işin Heves'e kaldıysa sen de öl Çetin, öl. Ralf'le tanıştınız, çıkmaya başladınız. Sonra? Dur bakalım. Çıkmaya başladık ama. Başta her şey çok güzeldi tabii. Sürekli incelikler, iltifatlar. Çok nazikti. Hediyeler, geziler. Gerçek olamayacak kadar iyiydi yani. Aman Allah'ım ya. Ayşegül'e olanların aynısı. Ona da bir sürü hediyeler aldı. Hayatını ele geçirdi resmen. En yakın arkadaşıyla da arasını bozmuş muydu? Çalıştı. Ama beni ezemedi.
Sonra ne oldu? Ralf, katil mi çıktı sapık mı? Ralf'in çok çok kötü bir alışkanlığı olduğunu öğrendim. Abi. Chat, acayip haberlerim var. Ralf korkunç bir yaratıkmış. Neredesin sen? Evde. Hemen geliyorum. Koydu lan bunu buraya. Ömer Bey'in oğlu değil mi? Chat. Her zaman böyle çılgın girişler yapar. Chat benim eski arkadaşım. Ayşegül'le tanıştığımız yaz okulunda. Tabii ya. Şu meşhur yaz okulu değil mi Rafcığım? Bak iyi ki seni her yıl oraya göndermişiz. Rezil herif. Soralım. Ömer. Kediye ciğer emanet edince böyle oluyor. Kusura bak. Çetin otelin barını işletiyor da. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ralf. Ne haber? Takmadınız ama. Evden bir şey kaçırmadım. Nerede kalmıştı? Yani hangi aşamada kaldı? Ayağıma kramp girdi de. Merak etme, geçer. Evet. Herkes burada olduğuna göre artık asıl konumuza dönmeliyiz diye düşünüyorum. Ayşegül. Arzucuğum. İyi misin kızım? İşte fena değil. Yalnız bırakır mısın beni de olur. Tabii kızım.
Allah belanı versin senin Ceyla. Ne yüzle arıyorsun ya? Boşuna bağırma. Benim de söyleyeceklerim var. Dışarıda bekliyorum. Her şey çok ani gelişti. Bu yüzden herkes biraz tedirgin. Ama bizim içimiz çok rahat. Ben doğru kızı bulduğuma inanıyorum. Eminim Ayşegül'ün de bu konuda bir kuşkusu yoktur. Öyle değil mi? Doğru yüzü bulduğuna göre doğru adamsındır. Parmağın da daha da güzel duracak. Ayşegül dur! Çetin ne oluyor? Konuşmamızın vakti geldi Ceyla. Bir saniye, bir saniye. Evet. Ayşegül, konuşmamız lazım.